Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere Binance Global'e e, ile ilgili bilgiler vereceğim. Binance Global'de nasıl işlem yapılır, nasıl alım satım yapılır, e, ne, ne işe yarar? Daha doğrusu bunlardan bahsedeceğim. Para yatırma nasıl olur, para aktarmada neyi tercih etmeliyiz gibi konuları size izah etmeye çalışacağım. Umarım anlatabilirim. Şimdi e, Binance Global'den e, Aşağıya bir link bırakacağım o linkten üye olursanız kayıt olursanız komisyon indirimi kazanacaksınız ömür boyu kullanacağınız yapacağınız alım satımlarda komisyon indiriminden faydalanacaksınız bunu da unutmayalım şimdi Binance Global'e o linkten üye olduğunuz zaman siz hesaba ulaşabiliyorsunuz fakat hesabınız daha onaylanmamış durumda oluyor. Sizin bunu onaylamak için çeşitli adımlar, işte kimlik bilgilerinizi vermeniz, işte bir selfie çekmeniz, bazen yüz doğrulama isteyebiliyor. Onları yapmanız gerekebiliyor. Şimdi gerekiyor daha doğrusu. Ben şimdi size bu ana ekranda neler olduğunu göstereyim öncelikle. Bakın şurada bir insan resminin olduğu yer var. Aşağıda ana sayfa kısmı var. Piyasalar var, alım satımlar var, vadeli işlemler ve cüzdan kısmı var. Bunları gösterdiğimize göre şurada da duyurular var. Burada duyuruları takip ederiz. Buraya tıkladığınızda duyurular işte bazı ödüllü şeyler oluyor. Bunları buraya tıklayarak takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim. Bu hesabınıza girdikten sonra öncelikle bakın benim burada ne yazıyor? Doğrulandı yazıyor arkadaşlar. Burada benim doğrulandı yazıyor. Hesabınızın doğrulanmadığını doğrulanmadan asla para yatırmayın. Yoksa para çekmede sıkıntı yaşarsınız. O hesabı doğrulamada sıkıntı yaşayabilirsiniz. İkinci bir söyleyeceğim nokta Binance Light arkadaşlar. Bakın karşısında bir tik var. Siz hesabınızı açtığınızda direkt globale geçmeyebilirsiniz. Yani prosuna geçmeyebilirsiniz. Light da olur. Nasıl çevireceğim diye düşünebilirsiniz. Bu Binance Light'a tıkladığınızda bakın daha basit bir versiyonu görünür. Binance Lite bakın aynı sizin Binance Global hesabınız aslında ama basit versiyonudur bu. Sadece cüzdan olur işte alım satımlar olur. Bunları görebilirsiniz. Şimdi gelelim. Burada biz tekrar nereye geleceğiz? Binance Pro'ya geleceğiz. Binance Pro üzerinden anlatımımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi gelelim. Sizin doğrulandı diyor ya burada şurada güvenlik kısmı var. Öncelikle güvenlik. E-posta doğrulama SMS doğrulama. Bunları yapmanız gerekiyor hesabınızın doğrulaması için. Mutlaka bunları yapmanız gerekiyor. Bunun haricinde Google doğrulama ve güvenlik anahtarı doğrulaması da var. Bunları da yaparsanız telefonunuz birinin eline geçtiğinde ya da çalındığında bu tarz risklerden korunmak amacıyla bunları da yapmanızı öneririm. Ben yapmadım ama benim de yapmam gerekiyor. Touch ID ve desen var arkadaşlar. Bu da mesela telefonunuz anlık çalındı Allah muhafaza. Çalan kişi anında hesabınızdaki bütün kriptoları başka bir kendi hesabına ne yapabilir? Aktarabilir. Bu yüzden Binance her açtığınızda parmak izi ya da desen kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Güvenlik açısından çok önemli. Burası da bu şekilde. Bunu da anlatmış olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada piyasalar var. Ana sayfamız burası. Ana sayfada günlük yükselenler, düşenler, 24 saatlik hacim gibi bölümlerden günlük e, takip edebilirsiniz burayı. Piyasalara geliyoruz. Piyasalarda ne görüyoruz arkadaşlar? Yukarıda spot, vadeli işlemler ve kategoriler var. Spot arkadaşlar bütün coinlerin olduğu yerdir. Buradan almak istediğiniz coinlerin hepsini görebilirsiniz. Favoriler bunlar benim favori olarak eklediğim yani şuraya tıkladığımda mesela Ripple'a tıkladığımda şurada bir yıldız görünür yukarıda. O yıldıza tıkladığımızda bunu favoriye alır ve favorilerde sizin eklediğiniz coinlerin sadece onları görürsünüz ve takip ettiğiniz coinleri bu şekilde yapabilirsiniz. Örneğin benim hiç takip almadığım bir coin'i ne yapalım takibi alalım şuradan buy, belki tıklayalım bakın yıldıza tıkladığımda bunu ne yapar favorilere ekler. Böylece ben sürekli coin aramak zorunda kalmam. Favorilerde 4-5 tane coin'im olur takip ettiğim. Onları rahatlıkça bulabilirim. Favorilerin amacı budur. Biz burada favoriler BNB, BTC. BNB ile alınabilen coin'ler, BTC ile alınabilen coin'ler diye böyle listelenir arkadaşlar. Mesela Neo işte başka şekilde de alınır aslında. Hem BNB de var, hem BTC de var mesela. Ama burada böyle de bir ayrım yapmış. Ee, biz gelelim şimdi. Bu da bu şekilde. Piyasalar kısmı da bu şekilde. Alım satıma geliyoruz. Şimdi bir alım satım nasıl yapılır? Burada takip edeceğimiz yerler nereler? Bakın, onları da tek tek söyleyeyim şimdi. Evet, şuradan Alım satıma geldiğinizde mutlaka bir coin çıkar zaten. Mutlaka coin çıkar. Şuradaki işaret bakın. İsmin yanında TKO USDT'nin yanındaki işaret ve TKO bu alacağınız coin'i ne cinsinden alacağınız yanında yazar. USDT günlük artışı burada yazar ve biz spotta olmamız gerekir. Tamam? Spotta. Şimdi bir de şurada küçük bir grafik işareti var. Buradan da grafikli halini görürüz. Günlük grafiğini görürüz. Onları tek tek göstereceğim. Şurada da şu andaki fiyatı görünür. 2.70 dolarmış TL olarak karşılığı da altında yazar. 22 liraymış. Bize de ilk açtığımızda alış al, aldayız bakın şu an. Biz bunu satmak istersek sata gelmemiz lazım. Aldayken 2.7'den şu andaki işlem şeklinden almamı önerdiği fiyat bu oluyor. Siz burayı isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Burada da miktar kısmı var. Burada alım fiyatımız var. Ve limit emri var bakın buna çok dikkat edelim mutlaka alımlarımızı limit emrinden yapalım piyasa emrinden yapmayalım onu da ayrıca anlatacağım. Şurada 25, 50, 75 ve 100 kısımları var bu da paramızla ne kadarını mesela elimizde USDT var 1000 dolarımız var 1000 dolara buraya %25'e tıklarsak %25, 250 doları buraya atar 250 dolarlık bize TK almasının emrini veririz. %50'si derse 500 dolarlık veririz. Ve altında bizim toplam ne kadar tuttuğunu tutarın yani alış gerçek ne kadar tutar olacağını buradan görürüz. Ve TK al dediğimizde TKO'muzu alır. Burada şurada bir de küçük bir sayfa resmi var. Bu sayfa resmi emirlerimizin geçmişini alım satım geçmişimizi gösteren açık emirlerimizi gösteren ayrı bir sayfa. Ona da geleceğiz. Ben mesela burada TKO'yu ne yapmışım? Bir emir vermişim satış emri ve bunu iptal etmemişim daha. E, Satışta da bekliyor. O fiyata gelirse sat demişim. Satmazsa ben buradan ne yapabiliyorum? İptal edebiliyorum istediğim zaman. Şimdi bunları tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatalım. TKO'm um var benim elimde. Arkadaşlar TKO'nuzu geldiniz. Ben şimdi sat desem, %100 desem e, şey sat desem yüzde yüz desem satmaz sıfır neden çünkü benim bütün TKO'larım şu an satış emrinde eğer bunu satmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor önce iptal etmem gerekiyor İptal ediyorum emrimi sonra sayfayı bir yenilemem gerekiyor TKO'yu şimdi ben sat dersem %122 tane görünüyor bakın. Ben bunu diyorum ki İstediğim bir fiyatı da koyabilirim. Şu andaki fiyattan da satmaya çalışabilirim. Ama ben bunu ne kadardan satmak istiyorum? Diyelim ki 6 dolardan satmak istiyorum. TKO'yu sat dediğim zaman şu an emir başarılı oluşturuldu. 6 dolar 71.90 olarak oluşturdu bu fiyattan. Bu orada duracak. Ne zaman ki o fiyata gelirse ben iptal etmediğim sürece orada kalacak. Şimdi gelelim şuradaki grafik resmine. Grafiğe tıkladığımızda arkadaşlar token'ın grafiğini burada görebiliyoruz. Elimizdeki coin'in grafiğini 4 saatlik, 1 saatlik, 15 dakikalık e, kısımlarını ne yapabiliyoruz biz? Görebiliyoruz grafiğini ayrıntılı görebiliyoruz. Bu da bu şekilde. Gelelim şimdi TKO değil de bir başka coin'i alalım. Örneğin neyi alalım? CHR alalım arkadaşlar. CHR. CHR yazdığımda bakın ne çıktı? CHR USDT, CHR BNB, CHR BTC çıktı. Yani ben 3 farklı türde, 3 farklı para birimiyle CHR'yi buradan ne yapabiliyorum? Satın alabiliyorum. Burada hangisinin değer kazanacağını düşünürsem elimdeki parayı ona çevirip onunla almam daha mantıklı. Yani doların değer kazanacağını düşünüyorsam dolarla alırım elimde dolar bulundururum. Sonra istersem BTC değer kazanacak olursa elimdeki parayı BTC'ye çevirebilirim. BTC olarak alım satım yaparım. Böylece BTC arttığında en azından param bir de o taraftan ne yapmış olur değerlendirmiş olur. Benim elimde şu an USDT var arkadaşlar. Mesela BNB'ye tıklasam al desem al emri versem. %100 desem paramın %100'ü desem 0 görünür. Neden? Çünkü benim elimde BNB yok. O yüzden elimde olan şeyle satın almam gerekiyor. Neyle? CHR'yi tekrar yazıyorum. USDT olduğu için elimde CHR'yi USDT ile alacağım. Paramın ne kadarıyla almam gerekiyor? %25, %50. Sen %25 ile almak istemiyorsan ne yapacaksın? Bakın şu an 0.33'müş. Ben 100 tane alsam ne yapacak bu? 30 dolar tutacak. Yazalım yüzü. Miktara yazdım 100 tane. Bakın aşağıda miktara yazdım. Bakın 100 taneyi miktara yazdım. Aşağıda da ne kadar tuttuğunu ne yaptım? Gördüm. 33 dolar 291 sent tutuyormuş. CHR al dediğimde bu fiyattan ne yapacak? benim emrimi gerçekleştirecek. Limit emrine de dikkat edelim. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar burayı limit piyasa emri stop limit diye var. Eğer piyasa emrinden bazıları yanlış yapıyormuş. Piyasa emrinden alıyormuş. Arkadaşlar piyasa emrinden alırsanız eğer çok yukarıdan bir kişi satışa koyduysa oradan size onu satabilir. Yani arada 2-3 dolarlık belki fark olabilir. Yani şu an 0.30 cent mesela siz 0.33'ten almazsınız da bunu 0.36'dan alabilirsiniz yüksekten alırsınız ve bu her alımınızda size zarar getirir. Her zaman limit emri yani belirlediğiniz fiyattan yukarı ya da belirlediğimiz fiyattan aşağı bir satım alım gerçekleştirmemesi için limit emirden işlem yapacaksınız. Gelelim sat olayına arkadaşlar. Sat dedim. Satmak için de aynı şekilde elimdeki CHR'yi değil. Hadi Raven'i satalım. Raven bakalım. Raven'i satalım. Raven'de de bakın para birimlerine bir sürü çıktı. BNB, BTC, TRY'si de var Raven'in mesela ama diğerinde yoktu. Biz Raven'imizi benim elimde var. USDT olarak aldım. Fakat Boost olarak satabilirim. BNB olarak satabilirim. Satacağınız zaman istediğiniz para birimine ne yapabiliyorsunuz? Bozdurabiliyorsunuz. Bakın %25 diyorum. BNB'ye bozduruyor. Halbuki Raven şu an benim USDT'de duruyor. Satarken bir sıkıntı yok ama alırken elinizdeki para neyse onunla alabiliyorsunuz. Bu konuda da anlaştığımızı düşünüyorum. Şimdi gelelim şuradaki küçük kutucuğa. Buradaki açık emirlerin karşısındaki küçük kutucuğa. Buna tıkladığınızda açık emirleriniz, emir geçmişiniz, alım satım geçmişinizi ne yapabiliyorsunuz? ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Onu da çizerek söyleyeyim şuradan. Bakın açık emirler burada açıkta olan, satışta bekleyeni görürsünüz. Başkaları varsa onlar da olur. Şurada emir geçmişiniz. Şurada da alım satım geçmişinizi ne yapabilirsiniz? Tıklayarak görebilirsiniz. Burası da tamam. Şimdi gelelim dönüştür kısmına. Burada da paranızı ne yapabiliyorsunuz? Dönüştürebiliyorsunuz. BTC'ye geliyorsunuz örneğin. BTC'niz, BNB'niz, Bustunuz, USDT'miz var bizim mesela. Şimdi tıklıyorsunuz. Alınacak varlık ne alalım karşılığında? Ethereum demiş. Gelelim BTC'mizi USDT'yi seçmemiz gerekiyor. Niye seçmedi? USDT. Evet, USDT varlık şuradan tıklamamız gerekiyor. Onayla dedik. USDT geldi. Şimdi elimizde kullanılabilir USDT'yi aşağıda ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. USDT'yi görebiliyoruz. Paramızı dönüştürmek istediğimizde ne yapacağız? kullanacağız. Niye dönüştüreceğiz? Ethereum'a dönüştüreceğiz. Şimdi bakalım. Buradan ben diyorum ki elimdeki 100 dolarlık neye dönüştürüyorum? Ethereum'a dönüştür diyorum. Dönüştürmeyi ön izle dediğiniz zaman size size burada diyor ki 100 dolarlık işte alımınıza Ethereum teklifte bir miktar Ethereum hareketleniyor ya böyle o yüzden teklifinizin süresi doldu diyor. Siz ama hızlı yaparsanız ben biraz vakit kaybettiğim için oldu. Hızlı yaparsanız hemen ne yapacak? Buradan alacak. Yine yenile dediğinizde yeni bir fiyat verecek Ethereum'la ilgili. Ethereum'un o andaki fiyatıyla ilgili. Siz ne yapıyorsunuz? Dönüştür dediğinizde buradan USDT'nizi niye dönüştürebiliyorsunuz? Ethereum'a dönüştürebiliyorsunuz. Bu da bu şekilde dönüştür kısmı da yukarıda spotun yanında bulunuyor. Marjin işlemlere asla girmeyin arkadaşlar. Bunlar Kaldıraçlı sistem sunar, size zarar verir. 5x'dir, 3x yazanlardır. Bakın burada da 5x, 3x yazan var ama Ripple'ı siz buradan aldığınızda e, spot'tan aldığınız zaman e, siz o işlemi yapmamış oluyorsunuz. Marjine geldiğiniz zaman kaldıraçlı işlemi işte onaylıyor musunuz diye bir sözleşme verir. E, onu yapmadığınız sürece o işlemleri yapamazsınız zaten. Yanlışlıkla yapma durumu olmaz. 10x yazdığı için siz 10x şeklinde bir işleme girmemiş oluyorsunuz. O yanında sadece bunun kaldıraçlı sistemde yeri olduğunu belirtmek için kullanılmış. Burası tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar. Alım satımlar tamam. Buraya en çok sorulan sorulardan bir tanesi para yatırma nasıl olur? Arkadaşlar burada P2P işte P2P yani kişiden kişiye para göndermiş şeklinde oluyor. Mesela transfer var. P2 alım satımı var. Ne yapıyorsunuz? Buna tıklıyorsunuz. P2 alım satımında risk uyarısı diyor. Siz e, şu an için var diyor. Bakalım. Bunları onayla diyorsunuz. Yani paranızın gitmeme durumuna göre diyor. Onayladım demeniz lazım. Onayla diyorsunuz. Şu an size BTC, BNB bunları almanızı öneriyor tamam mı? Bunları onay alım yapmanız zaman bir sürü sıkıntı çıkıyor. O yüzden ben hiçbir zaman e, doğrudan buraya para göndermiyorum arkadaşlar. E, doğrudan ne yapmıyorum para göndermiyorum. Ne yapıyorum? Başka bir borsadan para transfer ediyorum. Çünkü bankadan her bankada yok. Papara'dan göndermek zorunda kalıyorsunuz. Onunla da işlem yapmak zor olduğu için ben ne yaptık arkadaşlar? Binance TR'de de neyimiz var arkadaşlar? Hesabımız var. Binance TR'de burada. Binance TR'de ben hiç işlem yapmam ama ilk zamanlarda bir video atmıştım. Bu para aktarma ile ilgili düzgün video görmeyince atmıştım. Buradan para aktarmıştık. Nasıl olduğunu da öğrenmek için yapmıştım. Göstermek için yapmıştım. Şimdi burada Binance TR'de bakıyorsunuz ana sayfa, piyasalar, cüzdan var. Burada çok koyun olmadığı için biz ne yapıyoruz? işlem yapmıyoruz burada. Şimdi ben buraya geliyorum cüzdana. Bakın burada çok basit işlem yatırma çekim transfer. Siz burada yatırma dediğiniz zaman kripto olarak yatırma var, Türk lirası olarak Türk lirasına tıklıyorsunuz, TRY'yi seçiyorsunuz, Ziraat Bankasını seçtiniz mesela, IBAN'ı e, hesap adını kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz ve paranız anında ne, ne oluyor buraya geliyor. Burada çok kolay para yatırmak, hiçbir sıkıntı olmuyor. Peki burada para çekmek de aynı şekilde. Çok kolay. Çekim dediğiniz zaman burada Türk Lirasını seçeceksiniz, TR'ye geleceksiniz, TR'ye de de çek dediğiniz zaman kendi ibanınızı girdiğinizde ne olacak? E, paranız otomatik olarak bankaya çekilecek. Buradan TL alıyorsunuz, BTC alıyorsunuz, Ç yatırdığınız TL olarak BTC alıyorsunuz ya da başka bir şey alıyorsunuz. Bunu ne diyorsunuz? Transfer et diyorsunuz. Buradan aldığınız BTC'yi ya da bir coin'i ne yapıyorsunuz? Gönderici bakın Binance TR hesabı alıcı Binance hesabı. Buradan transferi onaylayın dediğiniz anda diğer tarafa ne yapıyor? Gönderiyor. Bu kadar kolay. Para yatırmada Binance TR'yi araç olarak ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Diğer bir yöntemi de söyleyelim hemen. Binance Global'e doğrudan nasıl yatıracağız? Arkadaşlar cüzdana geldiğinizde yatırma, çekme ve transfer burada da var. Yatırma dediğiniz zaman kripto var, nakit var. Nakite geldiğinizde bir sürü sıkıntılar arkadaşlar. Herkesin anlayabileceği şeyler değil. Ben bile çözemedim zaten. O yüzden kriptoda e, ben de mesela e, Paribu'da ne var? Raven var, Chiliz var. Şimdi diyorum ki mesela Chiliz'i çek diyeceğim. Buraya yatır diyeceğim. Bana hemen ne verecek? İki tane adres verecek. Onu da göstereyim şöyle. Bakın bir tane memo var. Bir tane de adresi kopyala kısmı var. Ve BEP2 ERC20. Bunlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Gönderdiğiniz yerle aynısı olması lazım. BEP2 olduğunda başka bir yere gönderiyor Binance Global'de. Oradan oraya bir de transfer etmek zorunda kalıyorsun. Bunun ikisinin de anahtarının aynı olmasından emin olun. Mesela onu şeyde de göstereyim. EOS'ta da gönder, göstereyim. EOS en uygunudur. Çilizi gönderirseniz arkadaşlar 80 tane falan çiliz kesiyor. Ama EOS'ta kesim sıfır arkadaşlar. Burada geliyorsunuz. Bakın hemen farklı EOS var bakın. EOS'ta tikli durumda. EOS'u EOS'ta gönderiyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için. Adres kısmı burada. Bir de bunda ikinci bir anahtar var. Memo var. Şimdi geliyorum ben. Geliyorum nereye Paribuya. Paribuda Eosumuz varsa aynı şekilde burada da Cüzdana geliyoruz Eosumuzu buluyoruz varsa elimizde Eos Eos burada geliyorsunuz burada da yatır var çek var şimdi Eosu buradan çekeceğiz nereye yatıracağız biraz globale yatıracağız çek dediğimiz anda alıcı adresi Memo var burada ve çekilecek miktarı şurada artıya tıkladığınız zaman şurada artıya tıkladığımız zaman onu da çizerek göstereyim. Bakın burada çekti, tıkladığımız zaman adres, alıcı adresi, e, memo ve çekilecek miktar. Kaç tane EOS'umuz varsa oraya göndermek istiyorsak ister elle yazabiliriz. İstersek şuradaki artıya tıklayarak hepsini ne yapabiliriz? Diğer tarafa gönderebiliriz. EOS'u çek dediğimiz anda buradaki EOS'larımız bizden mail doğrulama, SMS doğrulamayla doğrulatıyor. Ondan sonra EOS'larımız nereye gidiyor? Binance Global'e gidiyor. Şimdi Binance Global'e geldiği zaman EOS'unuzu alıyorsunuz. EOS'unuzu buradan alıyorsunuz. Siz EOS'la sadece yatırmak için kullandınız. EOS'unuzu geliyorsunuz buradan istediğiniz bir para birimine çeviriyorsunuz. İster USDT bozdurun. Orada mesela TL aldınız ya siz zannetmeyin ki yani burada ne, ne olarak geçecek diye. Siz 20 tane buraya EOS gönderdiniz. Mesela onu TL olarak aldığınızın ya da şeyin önemi yok. Burada ister USDT bozdurursunuz ister Boost ister BNB, BTC, Ethereum hangisiyle işlem yapmak istiyorsanız bozdurursunuz. Bu kadar para yatırmak çekmek kolay. Aynı şekilde buradan çekeceğim zaman da ben aynısını yapıyorum. O tarafa atıyorum ya da Binance TR'ye atıyorum. Oradan banka hesabıma çekiyorum. Binance tr'den çekmek ve yatırmak daha da kolay. O yüzden bunları mutlaka bilgi vermek amacıyla verdim. öğrenin Bir de kripto para tozu var arkadaşlar. Bakın şurada bir yazı var. Onu da çoğu kişi belki bilmiyordur. Öğrenelim. Söyleyelim. Düşük Bakiyeleri BNB'ye dönüştür. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Her alım satımınızda komisyon tutarının altında bir miktar böyle zamanla birikir. Siz onu bozduramazsınız. Mesela da böyle bir dönüştürme yok orada kalmaya devam ediyor. O sonradan mı topluyor bilmiyorum sonradan toplayıp hesaba da aktarıyor olabilir inanın bilmiyorum onu. Ama burada böyle bir e, şık var bunu kullanabiliyorsunuz. Onu da gösterelim hemen. Şimdi benim daha önce aldığım, aldığım bir sürü coin vardır burada. Eminim alış satışlarda bir sürü coin olacaktır. Bakalım tıklayınca ne olacak? Bakın en son aldığım, sattığım coinlerden kalan her birinde BNB var. Şey, miktar var. USDT almışım. Küçük 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 USDT kalmış. Bunların hepsini hepsini seçiyorum. Hepsini seçiyorum. Tek tek ne kadar çok şey almış satmışım, bunların hepsini seçiyorum. Bakalım ne kadarlık bir USDT verecek? Birike birike bazen çok fazla para olabiliyor arkadaşlar. Çok işlem yaparsanız da olabiliyor. Bunlar ben mesela unutmuştum, hiç yapmıyordum eminim. Çok uzun zamandır bekleyenler var burada. Bunların hepsini şu an seçiyorum ve tümü varmış aşağıda ben tek tek yapıyorum ee, şuradan dönüştür dediğim anda bana diyor ki 0023 80 40 BNB vereceğim sana diyor onayla diyelim İşlem masrafı da 48 61 diyor İşlem masrafı da var bunu onayla dediğim anda bu kadarlık bir BNB'ye ne yapacak benim coinlerimi dönüştürecek o yüzden ben şimdi onaylamıyorum. Burada küçük küçük kalsın. Sonuçta bu de değerlendiğinde onlar da artarak ne yapacak? Devam edecek. Sonuçta USDT olarak kalmış olan coinler bunlar. Değerlendirmek istersem kullanabilirim. İşte arkadaşlar Binance'ın kullanımı bu kadar kolay. Para yatırmada da Binance TR'yi kullanmanızda avantaj var. Hem para çekmede hem yatırmada sıkıntı yaşamayacağınız bir durum ben ikisinin de linkini aşağıya e, açıklama kısmına ilave edeceğim. Oradan kayıt olabilirsiniz. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım e, hepiniz için e, bol kazançlı günler olur. hasta işlem yaptığınızda daha çok kazanmış olursunuz inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.